Sonra son derece mütevazıydı. Saraylarda oturmaktan asla hoşlanmıyordu. Diyor ki ben bu sarayları sevmiyorum. Hatta bir gün Florya Köşkü'nde Kılıcel Bey'in küçücük böyle bir evi vardı gecekondu gibi. Dedi ki ben dedi bu köşkten ziyade dedi böyle küçük yerleri tercih etmek istiyorum. Bir vatandaş olarak böyle mütevazi yaşamak istiyorum demişti. Bir gün de hiç unutmuyorum Nuri Jonker Bey masasında oturuyordu yanında. Nuri dedi hatırlıyor musun dedi. Bizim Selanik'te dedi hani hayat bir kuru kestanedir dedi. Bu hikayeyi hatırlıyor musun dedi. Ve Nuri Jonker Bey bu hikayeyi anlattı. Şöyle olmuş. Atatürk o zaman yeni subay olmuş. Tabii mahdut bir maaşla gidiyorlar. Biraz gazinoda eğleniyorlar filan. Ay sonu gelmiş. Her memur gibi. Onların da parası azalmış. İki arkadaş bir araya gelmişler. Sende ne var? Bu kadar. Bende de bu kadar. Bir ufak rakı içebiliriz demişler. Gitmişler gazinoya. Oturmuşlar. Fakat diyor yani bize fevkalade öyle meyveler, mezeler filan getirtecek durumda değildik. Bize sade bir rakı getir suyla dedik diyor. Aman efendim filan dediler çünkü oranın devamlı müşterisi siz. Yok böyle istiyoruz bu gece demişler. Oturmuşlar. Demiş ki boğazıma tıkanıyoruz hiç mezesi falan gitmiyor mu demiş. Sende bir şey var mı? Nuri Bey de cebini karıştırmış bir kuru kestane bulmuş. Bende bir kuru kestane var. Ne yapalım demiş. Ver bari onu geveleyelim demiş. Sonra Atatürk dedi ki döndü. İşte hayat bir kuru kestanedir dedi. O felsefesini de hiç unutmuyorum. O kadar mütevazi bir insandı. O büyüklük içinde bir Dolmabahçe'nin muazzam salonunda, avizeler altında her türlü hükme sahip bir insanın bu kadar mütevazi düşünüşte oluşu onun ne derece büyük olduğunu bir kere daha gösterir. Son görüşünüz ne zaman oldu onu da? Atatürk'ü son görüşüm ya da son anınız diyelim. Son anım ondan sonra hep andık Atatürk'ü. Yani hep daima andı. Hep anıyoruz. Hep andık. Atatürk'ü 1937 senelerin sonuydu. Florya Köşkü'nde gene bizi davet etmişlerdi. Bu gidişimizde bize ilaveten Saadettin Kaynak da vardı, destekar Saadettin Kaynak da vardı. Kendisine yeni bir eser dinletmek istiyorduk. Daha doğrusu Yanık Ömer'i kendisine bir tane defa söylemiştim, beğenmişti. Bestekarını da görmek istemişti. Böylece buluştuk. Ve Atatürk beni yanına çağırdı. Bak Safiye dedi. Her gün biraz daha gelişiyorsun, ilerliyorsun. Şöhretin artıyor. Fakat dedi bundan katiye mağrur olma. Çünkü sana bu şöhreti veren insanlar, bak etrafında bestekarlar, sazende arkadaşların, onlara karşı daima minnettar ol. Onların elini öp. Onlara teşekkür et dedi. Ve ben de Atatürk'ün huzurunda gittim Saadettin Kaynağ'ın elini öptüm. Kendisine teşekkür ettim. Bu hususu hiç unutmuyorum. Son hatıranızı anlatır mısınız? En son Atatürk'ü ne zaman gördünüz? Bir gün Atatürk benim evimi görmek istediler. Ben senin evini görmek istiyorum ziyaretine geleceğim dedi. Çok şaşırdım kaldım. Aman paşam dedim sizi böyle hani kabul edecek bir durumum yok dedim. Daha henüz şey dememiştim. Yani evimi döşeyip dayayamamıştım. Atatürk bana hiçbir şey söylemedi. Aradan bir iki ay kadar bir zaman geçti. Bir gün kararsızdan bir telefon aldım. Safiye Hanım dedi sizin evinize eşyalarınızı getiriyoruz. Ben şaşırdım ben böyle bir şey size söylemedim dedim. Meşhur kalabis vardı. O tepe başında. Adamcağız şimdi vefat etmiş. Hatta yeri bile kapanmış. Bir de baktım. Şu üstünde oturduğumuz kanepe. İki tane şuradaki koltuk. Bir kare büyük yemek masası. Dört sandalyesi.
bir elektrik şeysi, abajur, bir büfe, ama hepsi son sistem, fevkalade. Hala bunları eskitemedim. Ve hala bunları en candan bir hatıra olarak saklıyorum. Fakat Atatürk ondan sonra rahatsızlandı. Biliyorsunuz Savrano yatındaydı. Bir gün demiş ki, Kılıç Ali Bey'den duymuştum, Selahattin'i, Nobar'ı, Safi'yi çağırsam da, şu Savrano'na iyi olsam da, şu Savrano yatında bir saz yapsak demişler. Fakat tabii bu bize nasip olmadı. Onun hepimizin yüreklerinde unutulmayacak bir acı olarak kaybettik. Ve bu hatıralar da bana ondan en büyük hatıra olarak kalmış oldu. Asla değiştirmiyorum. Atatürk'e ait hatıralarım daha pek çok var ama... Çok teşekkür ederim efendim, zamanınızı verdiniz. Ben size teşekkür ederim. Çünkü her sene 10 Kasım'da Atatürk'e ait hatıralarımı eksik olmasınlar. Birçok Atatürk Derneği, üniversite toplantılarında beni çağırdılar. Bu hatıralarımı anlattım. Hep beraber ağladık. Hep beraber dinledik. Fakat bu kadar büyük bir kitleye bunları tekrar etmek imkanını bana siz verdiniz. Ben televizyona ve sizlere, bütün arkadaşlarınıza pek çok teşekkür ediyorum. Unutmayacağım bir gün, unutmayacağım bir yayın olacak benim için.